Bu arada Okan Koç geldi. Ronaldo'nun eski takım arkadaşı, efsane 100. yıl kadrosunun Ya arkadaşı. Okan söze girmeden Rahim hocam da geldi. Biz bugün bir hashtag başlattık. Allah'ını seven defansa gelsin diye sağ olsunlar geldiler. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Yalnız şunu söyleyeyim. 100 yılıncı değil, 101. yıldaki kadroda vardı. Ben Ronaldo, herkese iyi akşamlar. How are you Ronaldo? Nasılsın? My friend. Ronaldo, İyi. você se lembra? O nome dele é Okan Koç. Ele jogou no seu último ano do Beşiktaş. Sim, me lembro, me recordo, sim. Evet, size hatırladığını söyledi. İyi akşamlar diliyor sizlere de. İyi akşamlar, iyidir umarım. Sesini duymak gerçekten çok sevindirdi beni. Yani şunu söyleyeyim, birçok takımda oynadım. Yaklaşık 9-10 takımda oynadım. Yani o kadar futbolcu arkadaşımız oldu, dostumuz oldu. Ben böyle karakter, böyle futbola aşık, oynadığı takıma iş disiplini anlamında inanılmaz derecede değer veren bir oyuncu çok nadir görmüşümdür. Gerçekten çok karakterli, çok düzgün birisiydi arkadaşlar. O zaman aynı takımda beraber oynuyorduk. Ronaldo'ya bir şey sormak istiyorum. Cevaplar mı acaba? Rahim Hocam bu aralar selamlar, sevgiler. Merhaba Tabii Okan Okan, Bey. buyur. Sen sorunu sor. Prag maçında Sergen Yalçın'ın asistinde o asisti bekliyor muydu? Çünkü biz o an kulübedeydik. Yani bütün kulübe direkt yani kulübeden çıktık vur vur diye yani sahaya doğru böyle bir hamle yaptık. Lücescu da dahil. Ronaldo orada o asisti bekliyor muydu abi? Ben o zaman soracaktım unuttum sormayı da şimdi fırsat geldi. Bir sor bakalım bekliyor muymuş? Hatırlar mı o maçı son Tamamdır. dakikada? Golü. Tabii Tamamdır. unutacak Özür gibi dilerim. değildir. Eu primeiramente agradecer as palavras, né? Acho que eu em todos os lugares que eu joguei, eu sempre procurei ser o Ronaldo, né? Eu sempre me dei bem com todo mundo. Eu não tenho uma seleção de escolher pessoas para conviver. Então, desde a pessoa que fica na portaria do clube até o que cuida das roupas ou que cuida do campo, para mim eu procuro dar o mesmo tratamento a todos. Então, acho que isso faz parte do meu ser, né? Dessa pessoa que eu me tornei. Agradecer ele, acho que é uma pessoa fantástica também. A gente se dava muito bem no balneário e só tenho a agradecer as palavras deles. Sobre o jogo, eu tava muito bem posicionado. Quando eu vejo o Sergei, eu não consigo, até hoje eu vejo o lance, né? E às vezes eu penso que o Sergei me viu. E ao mesmo tempo eu também penso que o Sergei tentou colocar a bola no gol. Então eu fiquei meio nessa dúvida até hoje. Mas o importante foi que eu consegui chegar na bola. A bola não iria entrar, a bola iria para fora pelo momento que você vê a bola sair do Sergei, ele coloca a bola para mim, a bola ia para fora, então eu penso que ele enxergou o Ronaldo atrás e essa bola foi para mim. Acho que foi um momento muito muito emocionante, a gente precisava daquela vitória, né? Então eu fiquei muito feliz no momento daquele Bir lance, de sim. Bülent Şahin diye arkadaş, büyüğümüz, kardeşimiz, belki abimiz çok güzel bir soru sordu. Ben hep bunu savunuyorum işte. Şimdi Ronaldo gibi, Zago gibi karakterli, gerçekten Beşiktaş camiasının aidiyetini bilen bu seviyedeki oyuncularla irtibata geçip, eski oyuncularla irtibata geçip, yani oralarda mesela futbolcu önerilse veyahut da bize önerse bizim camiamıza çok çok daha verimli, çok daha kaliteli oyuncular buluruz, genç oyuncular. Yani ben bu konuda Bülent kardeşimizi gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel soru sordu. Ben hep de bunun savunucusuyum. Bundan yanayım. Yani benim böyle bir yetkim olsa bir dakika düşünmem yani. Bu tarz oyuncular tabii her oyuncu değil de bu tarz oyuncular. Bir de tabii bir espri yapayım. Fener maçlarını sever mi Ronaldo? Fenerbahçe maçlarını. Defans hattında da sıkıntı var. Bir yarım saat gelip bir oynayabilir mi? Duran toptan bir gol atıp da ondan sonra oyundan çıkar. Yani öyle bir espri yapayım Tamamdır. dedim. Onu çok sevdiğimi, çok selamlarımı ve çok değer verdiğimi, saygı duyduğumu da iletirsen ben başka bir şey Tabii sormak ki. istemiyorum. Eski arkadaş, takım arkadaşımın sesini duymak beni çok Não, mutlu etti. eu que agradeço as palavras dele. Não, primeiramente, em questão de levar jogadores ao Beşiktaş, de ter essa influência. Eu acho que isso tem que partir da diretoria, né? Acho que eu tô aqui no Brasil, com certeza eu acho que não há ninguém que trabalhe no Beşiktaş hoje
em observação de jogadores na América do Sul ou onde ou no Brasil que seja, entendeu? Mas se partisse do Beşiktaş em se fazer uma forma de ter pessoas observando os jogadores para um futuro contrato com o Beşiktaş, lógico que eu iria adorar. Eu gosto muito do clube, eu tenho um carinho muito grande, mas nesse momento nunca houve contato nenhum sobre isso. Então é um ponto que não cabe ao Ronaldo, cabe à direção ter a atitude de contactar o Ronaldo para isso. Sim, com certeza. A outra questão de estar preparado para se jogar, eu acho que eu estou preparado, né? Eu estou treinando muito, eu treino todos os dias, estou Sim. em forma, mas para Sim. se jogar profissionalmente já não tem mais, já não tem velocidade, já não tem nada para acompanhar esse ritmo muito forte que está o futebol, né? Então o futebol mudou muito nos últimos 10 anos, o futebol virou um futebol de muita intensidade, de muita velocidade. Então, na idade que eu me encontro, eu acho que eu não daria conta, não.